Merhaba, strateji sever güzel arkadaş. Age of Mythology'nin yenilenmiş oyunu Age of Mythology Retold 28 Ağustos'ta oyuncularla buluşacak. Ben de bu videoda Age of Mythology Retold'un eski oyununa göre getirdiği 12 büyük değişiklikten sizlere bahsedeceğim. Bu 12 büyük değişiklikle ulan eski oyuna göre ne değişti? Ya da oyunu alacağım, oyunu aldım, çok heyecanla bekliyorum. Ya alsam mı? Gibi bütün sorularınızda neler değiştiğini 12 maddede sizlere direkt oyunun içinden güzel güzel göstereceğim. Eğer videoyu faydalı bulursan ya da hoşuna giderse destek olmak için beğeniye basman, mümkünse bir de yorum yapman çok güzel algoritmik bir destek olacaktır. Oyun ekranına geçiyorum ve mitolojik sihirle arka planımı kaldırıyorum. 12 maddemize ağırdan geçiyorum. Öncelikle Retold kavramı aklınızı karıştırmasını istiyorum. Yani remastered, yenilenmiş bir versiyonun. Bu oyun Age of Mythology 2 değil, Age of Mythology'nin yenilenmiş 2024 yılında firmanın bize sunduğu yenilenmiş bir oyun. Bu yenilenmenin yanında artık firmalar şöyle bir şey yapıyor. Biz oyunu yeniliyoruz ve yıllarca oynanabilsin olsun istiyoruz. Yani biz buna yenilikler getirelim, yeni tanrılar getirelim, yeni özellikler, haritalar, oyun modları, turnuvalar yapalım, etkinlikler yapalım gibi kafada getiriyorlar diye artık oyunları. Bu oyunda da yenilenmelerle beraber aslında bir sürdürülebilirlik amaçlanıyor. Yani bir remaster tamam ama abi yeniledik alın oynayın bitsin hani şeklinde değil. Dereceli sistemi geliyor. Hani siz online şekilde oyunlarınızı sürdürün. Yıllara 10 yıllara meydan okuyacak şekilde oynayın. Güncellemeye açık olsun şeklinde bir yapısı oluyor. Aynı zamanda acemi dostu gibi özellikleri de sonunda gözetmeye başladılar. Age of Empires 4'te bunu gözetmemişlerdi başta. Çok şikayet ettiğim bir konuydu. Age of Mythology'de ise bunlar yeniden hatırlanıyor diyelim. Age of Mythology'deki değişikliklerde ilk maddemiz kabaca şöyle toplu bir madde. Tabii ki de görüntü iyileştirmeleri, efekt, ses, müzik iyileştirmeleri, oynayış, arayüz iyileştirmeleri, kısa yol tuşlarıdır. Yani daha günümüze uygun. Bu oyun tabii ki 20 yıl öncesinde çıktığı için şimdinin belli profesyonel ögeleri yok. Şimdinin tecrübeleri yok. Şimdi gerçek zamanlı strateji StarCraft 2'leri gördü. Age of Empires serilerinin yenilenmesini ve Age of Empires 2'nin birçok turnuvasını gördü. Bu gibi değişikliklerden sonra artık arayüzde, kısa yol tuşlarında oyuncuların ne beklediği, profesyonel seviyede neler beklediği, acemi seviyede neler beklediği daha çok netleşti gerçek zamanlı stratejide. Age of Mythology kabaca size bunları sunuyor. Yeni haritalar, yeni Panteon tanrıları, yeni panteonlar belki ileride bize sunacak. Oyunun çıkışıyla beraber de ilk çıkan yeni tanrımız Freyr. Çok yan bir tanrı biliyorum. İskandinavların Freya var. Freya'yı muhtemelen tanıyorsunuzdur. Eski oyunda da vardı alt tanrı olarak. Onun kocası. Neden böyle yan bir tanrı geldi sorusunun cevabı da bu oyunda çağ atlarken tanrılar seçiyoruz. Hani bir ana oynadığımız tanrı seçmekle beraber çağ atlarken de tanrı seçeneklerinden seçiyoruz. Böyle olunca zaten en popüler tanrıları zamanında o çağ atlama seçenekleri olarak kullanmışlardı. Bundan dolayı da diye düşünüyorum. Birazcık daha böyle çok popüler olmayan, çok böyle ulan tanrı oynayacağız diye bunu mu oynayacağız diyeceğiniz bir isim geldi bence. Ama zaten yeni mekanikler sunuyor ve bunu da başka bir videoda sizlere tanıtıyor olacağım. Oyunun ikinci önemli değişikliğine geçiyorum. Birincisi çok genel, aslında bir remastered değişikliğiydi. Şimdi oyun ekranına geçerken işte bu yazılardan sizlere ikinci önemli değişiklikten bahsedeceğim. Oyun Türkçe şekilde geliyor. Türkçe açıklamaları ben beğendim. Genel olarak herhangi bir yerde şimdilik bir hata görmedim. Yani bir yeri okurken ya burayı yanlış çevirmişler, burayı düşünmeden çevirmişler, burayı şöyle çevirmişler dediğim bir şey olmadı. Age of Empires 4 çok hatalı bir Türkçe ile geldi. Hatta daha doğrusu doğru bir Türkçe ile geldi, bozuldu. Stormgate oyununu oynadım yakın zamanda. Türkçe'de işte sayılar kayıyordu, özel kelimeler İngilizce kalmıştı gibi durumlar vardı. Ya burada pürüzsüz bir Türkçe gördüm ben ve Türkçesi başarılı bir şekilde geldi. Türkçe seslendirme yok sadece ama altyazılar ve çeviri tamamen var. Oynayışla ilgili önemli yeteneklerden birisi, önemli yeteneklerden dedim ama ya, önemli özelliklerden birisi yeteneklerin artık birden fazla kullanılıyor olması. Şu anda yeni tanrı Freyr'deyiz. İsminin doğru okunduğundan da emin değilim şu anda ama tanrı yeteneğini kullandıktan sonra kullanım süresi doluarsa ve sizin tanrı lütfunuz uygunsa, iyilik, lütuf, biz buna şimşek diyorduk eskiden, siz ne diyordunuz emin değilim ama hani iyilik, lütuf gibi çevirilerde bulunuyorlar şu anda Türkçesinde. Maliyetini ödeyip tekrar çağırabiliyorsunuz. Kimi yetenekler gerçekten uygun maliyetliyken kimileri çok çok yüksek
maliyetli ama işte böyle bir tekrardan kullanım gelmiş. Bu da Battle for Middle Earth'ı birazcık hatırlatıyor. Battle for Middle Earth'te de kullanım süresi dolduktan sonra özel yeteneklerimizi kullanabiliyorduk. Bunda da öyle bir özellik gelmiş diyoruz. Ayrıca ya 300 puan çok. Kullanım süresi böyle. Bu iş nasıl olacak diyeceksiniz. Oyunda çağlarda 4. çağdan sonra eğer dünya harikası dikmeye karar verirseniz bu size 15 dakika içinde bir oyunu kazandırma süresi başlatmanın yanı sıra şöyle bir özelliği de var. Tanrı çağına geçiyorsunuz. Oyunda 5. çağ, Tanrı çağı geldi. Bu da bahsedeceğim bir sonraki 3. değişiklik diyebiliriz. Aslında Türkçe'ye de saydık 4. değişiklik. Tanrı çağı artık Tanrı yeteneklerinin çok daha hızlı sürelerinin dolduğu ve çok daha az iyilik istediği bir çağ. Burada seri bir şekilde artık hani oyun uzadı, oyunun sonuna geldik. Tanrı yeteneklerini sonuna kadar kullandığınız bir aşama görüyoruz. Seri bir şekilde Tanrı yeteneklerini basabiliyoruz ve ortalığı karıştırıp yok edebiliyoruz. Oyundaki diğer önemli değişikliklerden birisi. Çok acemi dostu bir değişiklik. Çok hoşuma gitti. Sağ tıkladığınızda birimlerin otomatik üretime alabiliyorsunuz. Yani bakın sabahtan beri birim çıkıyor burada. Normalde gerçek zamanlı stratejilerde. Bu StarCraft'ta da böyleydi. Age of Empires'larda da böyle. İşçileri aynı böyle QQQ basıp ayarlamanız gerekiyor. Kısa yol tuşuyla olur, mouse'la olur bir şekilde. Bu oyunda ise tüm birim ve askerlere sağ tıklayıp bu otomatik çıksın. Sürekli çıksın, balıkçı da buna dahil, sürekli balıkçı üretilsin burada gibi komut emir verebiliyorsunuz ve çok acemi dostluk güzel bir yenilik olmuş. Oyun ayarlarından da şeyi açabiliyorsunuz, hani oyun başladığı an bu sağ tıklanmış olsun ya da yok olmasın gibi bir seçenek de var. Onu da hani ya ben bu özelliği sevmedim, hiç kullanmayayım, oyun başı her seferinde kapatmaktan bıktım derseniz artık böyle yani işçi basmayı unuttum. Acemi dostum işçi basmayı unutuyor gibi bir derdimiz yok. Yetti mi yetmedi acemi dostluğuna. Dereceli maçlarda yok fakat bu oyun konsol, oyun koluyla birlikte gelmiş bir özellik. Oyun kumandasıyla oynayanlar için gerçek zamanlı stratejiyi. Sizin yaptığınız ön ayarlara ya da kendi koyduğu otomatik hani birinci çağ, ikinci çağ, üçüncü çağ, dördüncü çağ, işte savunma şu bu gibi ön ayarlar var. Bunları aldığınızda mesela onayladım. Şimdi birazdan göreceksiniz. Yapay zeka sizin için işçileri otomatik yönlendiriyor. Yani oyundaki ya ben acemiyim, eğlencesine oynuyorum. El pratiğim yok, pratik vaktim yok. Öylesine oynamak istiyorum arkadaşlarımla ve onlara yetişmek istiyorum dediğinizde sizin için oyunun yaptığı ön ayarları kullanabilirsiniz ve bu ön ayarlarla beraber artık yapay zeka sizin için boşta duran işçileri yönlendirecek ve yine ayarlardan açarsanız bu yönlendirme bitmiyor. Devamında daha sizin için evler kurduğu, sizin için destekler olduğu bir sisteme kadar bu iş gidebilir. Yani kısacası yine acemi dostu kolaylaştıran, çok oyunu bilmeyen arkadaşlarınızla oynarken tatlılık olsun, kendi yapacağınız ön ayarı kullanmak için tatlılık olsun diyeceğiniz şeyler mevcut. Oyunu bilenleri çok ilgilendirmiyor bu kısım belki. Çünkü işiniz daha da zorlaştıracak. Sürekli siz başka bir şey vereceksiniz, bunu değiştireceksiniz ama dereceli maçlarda olmasa da normal maçlarda oyunu kurarken sadece bu ayarı açarak ya da PvE modlarda arkadaşlarınızla botlara karşı oynadığınız senaryolu modlarda diyeyim, PvE modlarda yine bundan yararlanabileceksiniz. Bunun çıkış hikayesi de özetle oyun kumandasıyla oynayan arkadaşlar için bu Age of Empires 4'ten sonra geldi. Age of Empires 2 Definitive Edition ve 4'ün konsollara gelmesiyle böyle şeylerin de ekstra düşünülmesi arttı diyebilirim. Bu otomatik işçi yönlendirme de çok önemli özelliklerimizden birisiydi. Oyunla ilgili çok başka bir değişiklikten bahsetmeyeceğim artık oyun arayüzünde. Yine çağlar atlanıyor. Çağlar atlanırken tanrılarımız seçiliyor söylediğim gibi. Yani Freya'nın kocasını oynuyoruz. Yine alt tanrı diyeceğim. Alt tanrı olarak Freya'ya da Uluru seçip de böyle çağ atlıyorsunuz. Böyle değişiklikler var. Oyun içinde bahsedeceğim değişiklik işte efektler, görüntüler güncellendi, arayüz gelişti, hani daha iyi saldırı komutları gibi birçok özellik sizlere geldi. İşte shift ile çoklu emirler, çoklu birim seçtim, bunları iptal etmeler falan hepsi çok daha güzel şekilde ayarlandı özetle. Oyun üstünde size anlatacaklarım, göstereceklerim bu kadardı. Şimdi ana ekranı dönüyorum ve ana ekran üstünden diğer değişikliklere geçiyorum.
Çok önemli bir güncelleme diyebilirim. Tabii ki oyun işinizi etkilemiyor ama yani oyunun bence doğasıyla ve insanların aklında kalanlarla ilgili çok değerli bir değişiklik. Bakın şu yanda Legacy Deity Portraits yazıyor. Bakın eski portrelerimiz Isis'i, Zeus'u ve Thor'u görüyoruz yan yana. Önceki oyundan hatırlayacaksınız, belki anılarınız depreşecek. Buraya tıkladığımızda artık yenilenmiş tanrı görsellerini görüyoruz. Beta'da direkt yapay zekadan yani çıkmış çok az el değmiş bir görseller görüyorduk. Burada tekrardan revize edilmiş. Benim hoşuma gitmedi doğrusu. Ya yani gerçekten hoşuma gitmedi. Şu an böyle dümdüz eski tanrıları ayarlama seçeneğimiz olsa ben onu ayarlayacağım. Çünkü mesela yani böyle kas ölçüleri hoşuma gitmedi, görüntü hoşuma gitmedi. Yani o sanatçının dokunuşunu mu hissedemedim desem. Tamam hani üstünden geçilmiş, yeniden birine yaptırmışlar, toparlamışlar. Çünkü o ilk yapay zeka görsellere göre iyi. Hatta şöyle bir rezillik oldu diyeyim, bence rezillik. Osiris beta'da 6 parmaklıydı. Yani o kadar ki yapay zeka. 6 parmak olayı da bilenler bilir. Hani Midjourney'in yapay zekanın bu parmaklarda en çok zorlandığı bilinen bir durumdur. Yani oradan artık Osiris direkt 6 parmaklı olarak karşımıza çıkmıştı. Tanrı görsellerini şöyle hızlıca geçeceğim sizlere. Siz ne düşünüyorsunuz? Yine oyundan bakabilirsiniz. Hani özellikle Poseidon çok 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 kötü geldi. Yani çizer arkadaşlar ya da hani bu işi teknik detayla ilgilenen arkadaşlar tabii ki farklı yorumları olacaktır ya da hani daha sert yorumları olacaktır bilmiyorum. Ama yani Age of Mythology'de bu kadar hani ana tanrı, işte diğer tanrılarımızın görselleri üstüne bir durum varken ya böyle çok basitleştirilmiş mi diyeyim, mobil oyun gibi mi diyeyim, hani çok seri sunulan basit bir fast food gibi olmuş geliyor bana tanrı görselleri. Çok hoşuma gidemedi. Elementleri olsun, işte tamam Odin'in iki kargası, tek gözü şey, hani doğru bir görsel ama böyle bir mobil oyunluk mu diyeyim, fast foodluk mu diyeyim, hepsinde benim gözüme bu çarpıyor. Yani hele ki siz beta'dakini görecektiniz, çok kötüydü bu. Ya yani bir ayda çok iyi toparlamışlar. Belki de beta versiyonu çok eski bir versiyondu. Hani bize beta'da eski bir versiyonu oynattılar. Şu an elimizdeki tüm tanrıları da sizlere göstermiş oldum. Freyr ek İskandinavlar Panteonu'na ek bir tanrı olarak eklendi, oynanabilir. Bu da şunu akıllara getiriyor. Ek tanrılar eklenecek. İşte ek panteonlar, zaten Çin panteonu muhtemelen ek satışta gelecek yine ileride. İleride yani Japon kesin gelecektir. Çok popüler, çok artık insanların sevdiği, animelerde tükettiği, istediği bir panteon. Gönül ister ki Türk panteonu da gelsin, Türk mitosu da gelsin ama inşallah diyoruz. Yani bahsedeceğim şey bu tanrı görselleriydi. Yani şu en ikonik hani Zeus görseli bile bana yani çok mobil oyunu artık anımsattı diyeyim. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu da benim belirteceğim şeylerden de tanrı görselinin değişmiş olması. Yeni tanrıdan zaten bahsettik. Bu da bir başka değişikliğimizdi. Buradan çıkıyoruz ve sefer kısmına geliyoruz. Seferlerimiz yenilendi ve eski seferlerin aynı böyle bu geçiş sinematiklerini bile ayarlamışlar. Sadece Age of Mythology Retold'dan yenilenmiş haliyle. Anılarınızı yad edeceksiniz, eski senaryoları oynayacaksınız ve daha nice belki yeni seferler oynayacağız. Şu an 3 dişli mızrağın düşüşü, altın hediye ve yeni Atlantis seferleri direkt oynanabilir oluyor. Mitik savaşlarda da şu an bir tane İskandinavların özel savunma görevi var, PvE. Yani siz oyuncu olarak bir mod oynuyorsunuz, bir senaryoyu oynadınız, savunma saldırı şeklinde yaptığınız bir mod. Bunun arkadaşlarınızla oynananı, grup halinde oynananları, bunların işte score puan challenge'larının geleceği gibi şeyler duyuruldu. Böyle de Mitik Savaşlar isminde PvE modlar gelecek. Yani ya biz oyuncuya karşı oynamak istemiyoruz, hafta sonları memur adamım, giriyorum 40-50 yaşındaki biz brolar olarak, ablalar, teyzeler olarak oyunu oynayacağız diyorsunuz. Artık Mitik Savaşlar bölümünden zorluğunuzu ayarlayarak birlikte Age of Mythology'nin tadına varıp o player versus player, yani PvP kalabalığında boğulmak zorunda kalmıyorsunuz diyelim. Kısacası seferler yenilendi, yeni PvE modları geldi. Benim son olarak diyeceğim değişiklik, bu da 12. değişikliğimiz olacak. Oyuna yeni zafer tipleri geldi. Bir oyun türleri, 3 tane oyun türü standart, bizim standartımız. Ölüm karşılaşması her şeyin daha fazla olduğu bir
Mod daha yüksek kaynaklarla başlanır. Yıldırım ise yüksek hızlarda oynayarak kazan şeklinde 3 oyun türü var. Genelde yani standartın fazla kaynaklısı daha hızlısı. Ama beni burada ilgilendiren zafer şartları, özellikle tepenin kralı ve kral katili. Ben bayıldım. Şöyle, tepenin kralında olay zaten bizim Age of Empires 4'te de bir haritamızdır. Yani Age of Empires oynayanların bildiği bir mod. Kutsal mekan ele geçirmediğim, sizin bir noktayı elinizde eğer 10 dakika tutarsanız oyunu kazanıyorsunuz. Yani rakip gelip orayı bozamazsa, siz aldınız ve korudunuz, ele geçirdiniz. Burayı da mitolojik yaratıklar koruyor. Hani oyun başı biri ele geçirsin, direkt çökmesin diye. Siz burayı ele geçirip elinizde tutarsanız 10 dakika oyunu kazanıyorsunuz. Yani oyunu kazanmak için ya rakibin kökünü kazımalısınız ya da tepenin kralı olmalısınız şeklinde çok güzel bir mod var. Kral katilinde ise oyunculara birer kral veriliyor ve o öldüğünde oyun kaybediliyor şeklinde bir modumuz var. Fetih, yani tüm düşmanları yenerek kazan gibi bir şey demişler. Hani bildiğimiz normal bir mod geldi bana. Hani neden böyle fetih diyarı bir kısım yapmışlar onu anlamadım. Ani ölüm ise başlangıç şehir merkezleri gelişmiş bir kale. Bu Mısırlıların bir yeteneği vardı. Onu kullandığınızda, hatta bakalım hemen, Isis'lerde mi? Yok, Isis'te yok. Heh. Sekmet'teki Hisar'da hani böyle bir ana bölgeyi bir Mısır kalesine çeviriyorduk. İşte hepiniz böyle bir kalede başlıyorsunuz aslında, ana bölge kalede. Ve ilk ana bölgesi yıkılan kaybediyor şeklinde bir ani ölüm kuralı var. Benim çok hoşuma gittiler. Dinamik katacak. Benim izleyicilerimle, arkadaşlarımla oynarken, hani turnuva konseptleri yaparken kesinlikle kullanacağım modlar oldu. Yani Fetih de diğer oyuncuları yenerek kazan gibi bir şey yapmışlar. Bir açayım bir yandan, ne olacak, ben de sizle beraber göreyim farklı bir şey varsa. Oyunda bir de küçük değişiklikler var tabii ki. Ulus dengelemeleri, işte bu birim eskiden şuna iyi vuruyordu, şimdi buna iyi vuruyor gibi değişiklikler var. Bunda, bu videoda bahsetmek istediğim en önemlisi, deniz birimlerinde yani çok köklü dev bir değişiklik oldu. Direkt böyle kocaman dev bir değişiklik oldu. Direkt limandaki 3 geminin saldırı mantığı tamamen değişti. Taş, kağıt, makası aldılar. Direkt saldırı mantığını diyebiliriz limandaki savaş gemilerinin. Biri taş, biri kağıt, biri makas. Üçü birbirine döngü halinde daha fazla bonus hasar vuruyor. Örneğin rakip kuşatma gemisi daha fazla bastı. Siz okçu gemileriyle onu bastırmanız gerekiyor. Hani tamamen gemiler taş, kağıt, makas mantığına alındı. Ve oyunda Titan'ı çıkardığınızda, işte 4. çağa geçip Titan'ınızı ayarladığınızda şöyle bir şey oldu. Artık Titanlar suda yürüyebiliyor. Yani Titanlar, bildiğiniz bizim dümdüz Titanlarımız, suda pat 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 yürüyüp denizden geçebiliyor. Denizde onlara bir engel olmuyor. Dev güçlerini artık dev bir şekilde gösterebiliyorlar. Age of Mythology'deki benim bahsedeceğim tüm değişiklikler bunlardı. Ya Fetih modunu ben tam anlamadım ama yorumlarda bahsedersiniz. Herhalde direkt savaşmaya odaklı bir mod. Çünkü bize başta bir berserk vereceğine, full işçi yerine berserk verdi. Galiba yine böyle sınırsız kaynakların verileceği. Sınırsız kaynağı ben ayarlamıştım da. Direkt savaşmaya odaklanın. Hızlıca düşmanlara ölüm karşılaşmasındaki bol kaynak dışında hızlıca yok etmeye odaklı bir mod galiba diyelim. Evet, kabaca değişiklikler bunlardı. Bu videoyu faydalı buldunuz mu? Hoşunuza gitti mi? Ya da yenilikler hoşunuza gitti mi? Siz ne diyorsunuz? Artık yorumlarda buluşalım, konuşalım diyorum. Böyle tam bir konsept aklıma gelmedi. Hani eskiyi yeniyi göster gibi şeyler düşündüm ama hani dümdüz sohbet havasında anlatmanın en iyisi olacağını düşündüm bir noktada. Zaten zamanla canlı yayınlarda, yine rehberlerde, çeşitli içeriklerde göreceğiz. Kısacası Age of Mythology Retold'un getirdiği tüm değişiklikler bunlardı. Kabaca 12 değişiklik dedim ama aslında böyle ara değişikliklerle daha fazla yenilik var tabii ki Retold'da. Detaya indiğinizde de birçok yenilik var. Hatta İskandinavlara yeni bir atlı karşıtı mızraklı birim eklendi. Hani böyle ufak dengelemeler var gerçekten Age of Mythology Retold'da ve yani şimdi yeni tanrı eklendi. Onun yeni yetenekleri, yeni alt tanrılar eklendi direkt. Hani tüm detaylara bu videoda girmeyip kabaca oyunun ana etkileyen şeylere girmek istedim. Hızlıca bir video daha hazırlayacağım sizlere. Yeni tanrımızın Freya'nın kocası Freyr'in
özelliklerinden bahsedeceğim, detaylarından bahsedeceğim. O videoya da bakmak isterseniz kartlara bırakıyorum. Yine destek olmak isterseniz ona da bir beğeniye çağırıyorum. Çok teşekkür ediyorum bu videoda buraya kadar geldiğiniz için. Daha nice Age of Mythology videolarında, Age of Mythology Retold içeriklerinde diyelim, etkinliklerinde, videolarında, canlı yayınlarında görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın, mitolojiyle kalın, stratejiyle kalın.